Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz derste Artificial Neural Network'e giriş yapmıştık. Genel bir bilgi vermiştik. Daha sonra da kurulumu aşamasında yani ilk ENN'imizin kurmaya başlamıştık. İkinci videomuzda. Üçüncü videomuzda ise artık tamamen sistemi kuracağız ve bitireceğiz. Öncelikle buna geçmeden önce geçen dersinde yaptığımız hızlıca bir bakalım. Mesela library'leri import etmişiz. Tekrar edelim. Versiyonları kontrol etmişiz. Tek tek. Panda, NumPy, TensorFlow. Veri okutmak için kullandığımız verimiz burada. Bu veriyi Drive üzerinden seçmiştim. Drive'ımı burada eklemiştim. Gördüğünüz gibi buradan. Synchronize etmiştim. Buradan verimi oluşturdum. İkiye böldüm. Split yapıyorduk burada. İkiye ayırdık. Burada da doğrulamamız var. Gerçekten ikiye ayrıldı mı? Ayrılmadı mı? Bunu da gördükten sonra train ve test şeklinde verimizi ayırmıştık. Şimdi ise yeni bir şeye gireceğiz. Yapıya gireceğiz. Burada ENN'in kurulumu diyelim. Kurulum aşaması. Evet. Şimdi kod kısmımıza gelirsek. Evet. Kodumuza gelirsek. Şimdi burada TensorFlow'dan faydalanacağız. Bunun için öncelikle ANN dedikten sonra TFI TensorFlow Keras Models Sequential diyoruz. Bu bizim yapımızın ilk ana aşamasını oluşturacak. Bundan sonra layer'larımızı oluşturacağız. Bildiğiniz gibi ANN ve diğer neural network yapılarında birden fazla katmanlar oluşmakta. Bu katmanları verinin daha iyi öğrenilmesini sağlamak açısından belli sayılarda tutarak, eğiterek, yapay zekanızı eğiterek, output olarak doğru sonucu elde ediyorsunuz. Onun için biz layer'larımızı oluşturacağız şimdi. Bu aşamayı tamamladık. Hemen bir test edelim. Okey'i aldık. Okey'i aldıktan sonra ikinci aşamamız ne olsun? Tabii ki input layer aşaması. Burada zaten dediğimiz gibi giriş aşamasını vereceğiz. Giriş verimizi önce oluşturacağız. Input katmanımızı oluşturacağız. Daha sonra da ilk gizli katmanımızı yani first hidden layer'ımızı bu aşamada oluşturacağız. Şimdi kod alanımızı girelim. Evet, şimdi input layer'ımızı oluşturalım. Yine aynı şekilde ANN yapısını tekrar kullanıyoruz. Nokta dedikten sonra evet çünkü layer'larımızı ekleyeceğiz. Bazı için açtıktan sonra TFI, Keras yine aynı şekilde. Tek farkı burada yukarıda models kullanmıştık. Burada layers'ı kullanacağız. Ve son olarak dense kullanıyoruz. Dense bize şeyi veriyor. Input layer ile first hidden layer arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan yapı dense. Burada zaten biz fonksiyonlarımızı girdiğimiz zaman açılan information panelinde zaten bilgi panelinde görüyorsunuz. İşte sırasıyla neleri kullanmanız gerektiğini zaten yazıyor. Tek farkı hani bunların içeriğini bize anlatacağız. Bu şekilde daha hızlı öğrenmiş olacaksınız ve neye yaradığını öğreneceğiz. Units diyoruz. Şimdi units dedik eşittir diyoruz. Ne diyoruz? Buradaki rakam önemli. Buradaki rakam bizim o ara katman içerisinde yani hidden layer'lar içerisinde oluşturacağımız nöron sayısını belirtecek. Biz burada herhangi bir nöron sayısı belirleyebiliriz. Bu biraz aslında sizin şeyinize deneme yanılmıyor oluşturduğunuz bir şey. Ben burada 6 diyorum. Virgül. Bir sonraki şeye geçiyorum. Evet. Şimdi Activation ikinci fonksiyonumuz. Evet, bu fonksiyonumuzu da ne koyacağız dersek ReLU Activation fonksiyonumuz olacak. Niye ReLU kullanıyoruz burada? Burada kullanmamızın nedeni
input layer ile hidden layer arasındaki linearity'yi kırmak yani. Doğrusallığı kırmak açısından çıkan değer sonuçlarının belli bir paterni izleyerek benzer değerler çıkartması aslında bizim istediğimiz bir şey değil. Bunu aşmamız için activation function'ımızı ReLU olarak belirliyoruz ve ilk satırımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Evet, şimdi birinci input layer'ımızı oluşturduk. Şimdi bir metin daha oluşturalım. İkinci layer diyelim. Kod alanımızı oluşturalım. Şimdi yapı olarak aslında input layer, birinci katman ya da first hidden layer da diyebilirsiniz burada. Şöyle yapalım. İlk gizli katman. İkinci layer yine aynı şekilde. Aslında bildiğiniz aynı sistemin kopyasını buraya yapıştırarak aslında ikinci layer'da otomatik oluşturuyorsunuz. Ve burada şeye basarak aktive edebilirsiniz. Yine aynı şekilde ikinci layer'ımızı burada yine basarak aktive edebilirsiniz. Şimdi soru gelebilir şöyle. Denebilir ki işte bu kurduğumuz yapı için optimum layer sayısı kaç? Şimdi bunu söylemek zor. Çünkü bu kullanılan veriye göre değişiklik göstermekte. En iyi sonucu tabii ki train ettiğiniz aşamada elde edeceksiniz aldığınız yüzde üzerinde. Ona göre kendiniz kurgulayabilirsiniz yani optimize edebilirsiniz ama ben mesela kendi makale çalışmamda yeni bir algoritma üzerinde yani diye çalışıyorduk. Deep Convolutional Neural Network üzerinde oluşturduğum algoritmanın geleneksel Convolutional Neural Network algoritmalar arasındaki potansiyel performans ölçümünü yaptığımda mesela benim elde kurduğum sistemin Deep CNN sisteminin aslında en iyi sonucu işte 4 katmanlı bir yapı ile elde ettiğimi gördüm. 5 tane de kullandım. 6 falan da kullanabiliyorsunuz ama ben 5. layer'da şöyle bir şey gördüm. Overfitting problemi çıktı. Bu da çok yaygın bir problemdir. Belli bir şeyin verinin yüksek çıkması işte sizi hataya sürükler. İşte bunun birçok nedenleri var tabii ki. İşte kullandığınız veri boyutunun az olması ve çok olması da etkiler. Aşırı olması, aşırı büyük olması da yine bu soruna ortaya çıkarır. Yani bu sorunu da ortaya çıkarır. Yani burada demek istediğim aslında yani burada yaptığınız eksperimentte, deneyde bu analiz aşamasında ya da işte kodik aşamasında aslında sonucu elde ediyorsunuz. Bir sonuç elde ediyorsunuz. Bu sonucun işte optimum değerleri vermesi sizin için en iyi sonucu veren yapıdır. Bu burada gördüğümüz gibi biz şimdi tamamen kendi kafamıza göre aslında bir yerde bir sistem kuruyoruz. Yani bu sistemi artık daha farklı boyutta optimize etmek de mümkün. Ama bizim burada size göstermek istediğimiz aslında bu sistemin nasıl optimumdan ziyade nasıl kuracağınız, optimum kurulum aşamalarını da işte artık sizin kullandığınız size özel veri setine göre kendiniz ayarlayacaksınız. Ondan dolayıdır ki buradaki layer sayılarını da kendiniz belirleyeceksiniz. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra kısaca bir betin daha açacağım. Bu output layer'ımız yani şöyle söyleyelim. Çıktı katmanı diyelim. İşte bunu oluşturmamız gerekiyor. Bunun kod alanına gelelim ve bunu oluşturalım. Evet. Şimdi output layer'ımızı oluşturalım. Yani at yine aynı şekilde tfi Keras. Aslında yukarıdakini kopyalayabilirsiniz de. Ama ben karışıklık olmasın diye tekrar yazacağım. Daha sonra dense kullanıyoruz. Ve son olarak da burada units function'ı kullanacağız. Evet. Şimdi burada Units'i biz 6 demiştik. Burada kaç diyeceğiz? Bu 6'yı da çok bağlı kalmayın. 8 de yapabilirsiniz. 5 de olabilir. Bu nöron sayısıydı zaten katmanlarımızın içerisinde. Bunu kaç yapacağız? Bunu biz output layer olduğu için çıktı olarak tek bir sonuç elde edeceğimiz için
1 diyeceğiz. Daha sonra bunu şöyle kapatalım. Evet. Bu şekilde tamamlayacağız. Burada dikkat ettiyseniz, dikkat ettiğimiz bir konu var. Şurada. Burada 6 demişiz. Bunlara 8 yapalım. Bir analiz şeyimizi tekrar çalıştıracağız. Bu değişiklik tam size kalmış. Tekrar çalıştıralım. Okey. Yeşil aldık. Okeyiz. Tamam. Burada kullanmamız gereken aslında bir activation function var. Ama bunu kullanmıyoruz. Çünkü elde edeceğimiz sonuç tek. Ama classification falan yapıyor iseniz ya da birden fazla output elde edecekseniz burada yerine göre işte sigmoid function ya da işte relevant function kullanabilirsiniz. Ama bizim elde edeceğimiz sonuç tek olduğu için biz burada output'u tek belirliyoruz ve green olarak okey alıyoruz. Yani şu ana kadarki süreçlerimizde hiç hata olmadı ve kodda da herhangi bir hata karşılaşmadık. Bunu söyleyebilirim. Evet, şimdi şu ana kadar yaptığımız şeyleri bir şeyden kontrol edelim. Şimdi biz öncelikle input layer'ımızı oluşturduk. Hidden layer'ımızı oluşturduk. İki tane zaten katman oluşturmuştuk. Ve daha sonra da neyi oluşturduk? Output layer'ımızı oluşturduk. Bunları çalıştırdık. Şimdi son aşamada artık AI'nini tamamen train edeceğiz. Bu train aşaması önemli. Şimdi bu noktada yazacağımız şeyleri çok dikkat edelim. Ve sonuç anlamında bunlar bizim çalışmamızın kurduğumuz yapıyı çok direkt etkileyecek şeyler olacak. Evet, şimdi asıl şeyimize geçelim. Proje dosyamıza geçelim. Evet, bunları oluşturduktan sonra bir yeni katman daha açıyoruz. Bu artık son bölümümüz olacak. Burada eğitim aşaması diyelim. Aşaması ENN diyelim. Evet. Kod kısmına gelelim. Evet. Şimdi ENN yine aynı şekilde compile diyoruz. Burada function'ımız hemen zaten açıldı. Optimizer. Burada optimizer'ımız çok popüler olan bir optimizer. Adam optimizer kullanacağız. Sonra output'umuz için minimum şeyi bize sağlayacak olan minimum kaybı. Loss function. Bu da bizim için min squared error diyoruz. Ve eğitim aşamasının ilk kısmı olan compiling ENN kısmını tamamlamış oluyoruz. Hemen bir kontrol. Evet. Gördüğünüz gibi yeşil aldık. Doğru. Şu ana kadar herhangi bir sorunumuz yok. İkinci aşamamız ise yine aynı şekilde modelin eğitim aşaması diyelim. Kod kısmımıza yazalım. Arkadaşlar buralar çok önemli. Burada hatalar, bilhassa launch function çok önemli. Buralarda hatalar sıkıntı çıkarır size modelinizde. Zaten yeşil alıyorsunuz zaten aynı sorun. Evet, şimdi burada yine şeye dönersek, tekrar grafiksel yapımıza dönersek, burada bizim data setimizde belirlediğimiz biliyorsunuz işte 5 yapıdan, değişkenden 4 tanesini baz alıyoruz. Bir tanesini dışarı çıkarıyoruz. Onu tahminleme yapacağız. Output layer'ımız da o olacak. Bu önemli bir konu. Çünkü burada siz bir veri seti kullanıyorsunuz. O veri setine göre belli değişkenleri çekip çıkarıyorsunuz. O değişkenleri eğitiyorsunuz. O eğitim ettiğiniz değişkenlerin üzerinden bir değişkenin tahminlemesini yapıyorsunuz. Burada bizim yaptığımız da bu. Şimdi buralar yine önemli demiştim. Şurada ben bir harfi unutmuşum. Bu da tabii ki sorun çıkarmadı ama kod olarak yine de sıkıntı çıkarmaması açısından doğru yazmamız önemli. Evet, şimdi modelin eğitim aşamasına geldik. Modelin eğitim aşamasında en başta ne yazıyoruz? En başta yine aynı şekilde başlıyoruz. ENN olarak. Fit parantezimizi açalım. Evet, daha sonra burada belirtmemiz gereken X train ve
y-train yani değişkenlerimiz, ikiye böldüğümüz veri setimizin x ve y eğitim aşamaları. Daha sonra batch size'ımız. Bu genelde ikinin katmanları oluyor. Değişiyor size, yani sizin şeyinize göre. Bu da yine aynı şekilde sizin belirlediğiniz bir rakam. Burada 64 diyelim. İkinin katmanları. Daha düşük tutabilirsiniz, daha yüksek tutabilirsiniz. Bu birazdan makinenizin şeyine kalmış performans. Epochs diyoruz. Yine Epochs da yine aynı şekilde train ederken sistemin aslında bir iteration yapması gibi, yani sistemin hani kendini doğrulaması açısından yaptığı train session'lar diyebiliriz, aşamalar. Bu epochs'ları da yine rakam olarak genelde 100'ün üzerinde seçiyorlar. Yani 100'ün altında pek seçim, en doğru seçimi almak açısından. Bu da yine sizin kendi inisiyatifinize göre belirleyeceğiniz bir rakam. Biz burada 120 belirleyeceğiz. Ve bu 120 üzerinde sistemimizi train edeceğiz. Evet, başladı. Gördüğümüz gibi 1 milisaniye, 1. epochs, 8, 10. Bilgisayar hızına göre tabii bunlar değişir. Kayıpları görüyoruz yüzde olarak. Evet. 53, 61, 72, 88, 90, 93. Evet, 120'yi tamamladık. Gayet hızlı bir şekilde işlemimizi sistem tamamladı. Evet. 44 saniyede işlemimiz bitti. Train aşamasını tamamlandıktan sonra artık bu verinin eğitim aşamasını tamamladığına göre prediction aşamasına geçelim. Tahmin aşaması. Yani 4 değişkenimizi kullan, 1 değişkenimizi, tabii 5 değişken içerisinden 1 değişken çıkardık. Tahmin et aşamasına geldik. Şimdi bunun için kod alanımıza gelelim. Evet. Şimdi öncelikle neyi yapıyoruz? Y predict diyoruz. Prediction buradaki şeyimiz. Y değişkenini tahmin edeceğiz. Nasıl tahmin edeceğiz? Kim tahmin edeceğiz? Nasıl tahmin edeceğiz? Bunlar tabii ki şimdi burada cevap bulacak sorular. Şimdi y'yi tahmin edeceğiz ama neyi kullanarak tahmin edeceğiz? Neyi kullanarak tahmin edeceğiz? Tabii ki burada x test veri setini kullanarak tahmin edeceğiz. Aşağı geçelim. İkinci satır. İkinci satırda np dedikten sonra set print burada topped print options predictions prediction precision buradaki tahmin aşamamız komo şey gelmedi. Burada collapse panel açıyor. Bazen açıyor, bazen açmıyor. Kafasına göre biraz şey yapıyor. Şimdi burada precision değerimiz 2 değere indirelim bu tahmin aşamasını. Oradan zaten tek bir değer çekeceğiz. Oradan sonra print parantezimizi açalım. np burada özel bir fonksiyon kullanıyoruz. Concatenate diyoruz. Concatenate bize burada elde edeceğimiz sonucu verecek. Burada şimdi şöyle bir olay da var. Bunu bulmamız neden aslında bir yerde. Dikine sütunları aslında yatay sonuç anlamında bir horizontal boyuta çeviriyoruz. Ve o boyut üzerinden de bir tane değişkeni çıkaracağız tahmin aşamasında. Y spread reshape diyoruz. Line değişkenini kullanacağız. Y spread buradaki yine değişkenimizi verecek. Print dedikten sonra buradaki tahmin şeyimiz 1 olacak. Şuradan evet, 1 diyelim. Boşluk. Y. Test. Data setini kullanalım. Reshape. Yine aynı şekilde len değişkenini kullanıyoruz. Ve son olarak yine y test
değişkenini kullandım. Da veri setini kullandım. Burada belirleyeceğimiz değer yine aynı şey olacak. 1 olacak. Ve son parantez bizi belirleyelim. Peki buradan. Evet. Buralar önemli. Buralarda hata yaparsanız veri tamamen gidiyor. Bunu da tamamladık. Şimdi dördüncü bir şeyimiz var mı? Kontrol ediyorum. Yok. Kontrol edelim. Evet. Burada bir hata çıktı. Neden hata çıktı? Hemen onu inceleyelim. Burç oralar çok önemli. Evet. Birinci satırımızı kontrol edelim. Herhangi bir sorun yok. İkinci satır precision. Evet. Sadece şurada hatamız var. Çünkü bize şey açmamasının nedeni aslında burası. Burada paneli açmamasının nedeni bu. Şimdi tekrar yine hata verdi. Nerede hata yaptık acaba? Ah! İki kere şey yazmamış, şey yazmışız. Y prediction yazmışız. Onu da düzelttik. Gene bir hatamız var. Reshape de bir hatamız gözüküyor. Y test, Y test, Y pred. Len. Evet. Nerede hata yaptığımız çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buralarda ikinci bir parantezi eksik unutmuştuk. Bunu düzelttik. Buralarda yine aynı şekilde bir parantez unutmuştuk. Onu düzelttik. Buralarda boşluk bırakmıştık. Onu düzelttik. Şurada parantezimiz yine aynı şekilde eksikti. Onu düzelttik. Çünkü buralar çok önemli. Şimdi çok küçük bir şey gözükse de aslında bir virgül, bir boşluk, bir parantez aslında ciddi olarak sizin kodda hataya neden oluyor. Ve son olarak şurada bir hatamız vardı. Alt çizgiyi unutmuştuk. Bir de burada precision değil de precision şeklinde yazmamız gerekiyor. Biz tabii onu şöyle tabii ekstra yazsaydık zaten doğru şey sistem zaten bize gösterirdi. Ve şimdi kodu zaten baktığımız gibi çalışıyor şu an. Herhangi bir sorun yok. Evet. Gördüğünüz gibi bize sonuç anlamında tahminleme aşamasını sonucunu bize gösterdi. Evet. Şimdi geldik son aşamaya. Diyeceksiniz ki bunlar nedir? Tabii ki bunlar nedir? Önemli bir konu. Şimdi arkadaşlar biz precision değerimizi 2 vererek aslında ikili katman şeklinde yatay düzlemde iki farklı sonuç elde etmiş gibi duruyoruz aslında değil. Bir tanesi bunlardan şuradaki gördüğünüz Masoku'da gösterdi. Bizim 5. değişkenimizin gerçek değerleri. Şimdi 5. değişkenimizin gerçek değerleri. Burada ilk olan kolon diyelim. Bu da bizim tahminleme yaptığımız. Şimdi baktığımız zaman şunu görüyoruz değil mi? Tahminleme yaptığımız 431.43 iken gerçek değer bize 431.23'ü vermiş. İkinci satır için baktığımız zaman, ikinci yani sonuca baktığımız zaman yani tahminlemeye 462.64 çıkarken gerçek değer 460.01. Üçüncü değerde bu 466.22 iken gerçek değeri 461.14. Ama iyi, çok iyi yakaladığımız yerler var mesela. Bir yakın. Bu 400 kaçıncı satır olduğunu bilmiyorum ama sondan 3. satır muhtemelen. 473.31 iken tahmin. Gerçek cevap 473.26 çıkmış. Çok çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde aslında en doğru sonucu gerçek değere bakarak yani yakalayıp yakalamadığınızı, doğru bir ENN yapısı kurup kurmadığınızı, kurduğunuz katman sayılarının, işte nöron sayılarının, epox değerlerinin vesaire gibi birçok değerin aslında optimal olarak doğru olup olmadığını veya nasıl olması gerektiğini buralara bakarak kontrol edebilirsiniz. Burada küçük bir çalışma yapmış olduk. ENN ile ilgili 3 video şeklinde ENN'i inceledik. Genel bir bilgi verdik. Daha sonra giriş yaptık ve şimdi eğitim aşamasını, tahmin aşamasını bitirdik. Gördüğümüz gibi burada artık ENN'i siz de biliyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken kendi verinizi kullanarak kendi verinize göre bir output, bir çıktı elde etmek ve onun üzerinde de sonuç anlamında yorumlamak. Bu şekilde size ENN'i göstermiş oldum.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.